Hoş geldiniz. Kardan sizi görmeye ben. İl başa çatır. Ya çok şadım ki ilin sonunda siz Azerbaycan'a sefer edilsiniz. Bu il biz sizinle defalarca görüşmüşüz. Ve fırsattan istifade ederek sizi ve bütün Türk Silahlı Kuvvetlerini yeni il münasebetiyle yürekten tebrik etmek istedim. Yeni ilde başarılar, yeni uğurlar dileyelim. İki gün evvel Aziz Yardaşım Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la danışmıştık ve sizin seferiniz hakkında da fırsat ettik. Ve fırsattan istifade ederek bir daha kardeş Türkiye devletine, kardeş Türk halkına, şahsen Cenab-ı Prezident Recep Tayyip Erdoğan'a bize gösterilmiş büyük desteklere teşekkürümü bildiriyorum. Muharebe zamanı bu büyük siyasi ve manevi destek bize elave güç verdi. Ve bir de bütün dünya gördü ki Türkiye, Azerbaycan birliği, kardeşliği sarsılmazdır, ebedidir. Ve bütün günlerde, boş günlerde, ağır günlerde biz birbirimizin yanında. Aynı zamanda dünyanın diğer bölgelerinde Türkiye'nin gücünün artması, hususuyla 20. ilde Türkiye'nin birçok meselelerde söz sahibine çevrilmesi bizi haklı olarak sevindirir. Defalarca demişim, Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür. Ve birlikte biz daha güçlüyüz. Eminim ki gelen ilde bütün nazarda tutulmuş planlar icra edilecek. Bizim için bu il hususi ehliyet taşıyır. Ebedi olarak Azerbaycan tarihinde kalacak. Büyük zefer idi kimi uzun illerin işgalına son koyuldu. Azerbaycan öz arazi bütünlüğünü berpa etti. İşgalçıları işgal edilmiş topraklardan kovdu. Ve adaleti, tarihi adaleti, hak adaleti, beynəlxalq hüququ berpa etti. Şehitler oldu, yaralılar oldu. Müharibələrdə bu kaçılmazdır. Ve şehirlerin bu karşısında biz and içmişik ki bu dağıtılmış bölgeleri biz bərpa edəcəyik. Artık bərpa işleri başlandı. İlkin kontraktlar imzalandı. Yaşadım ki ilkin tərəfdaşlarımız yenə də Türk şirketleridir. Onlar bizim için önemli infrastruktur, altyapı projelerini artık icra etmeye başlamışlar. Xüsusilə Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun tikintisində Türk şirketleri, Azerbaycan şirketleriyle birlikte faaliyet gösterirler ve bütün başka projelerde Türk şirketlerinin faaliyeti artık təsdiq edilir. O cümleden Kəlbəcərə çekilecek yeni yol, tuneller ve diğer infrastruktur layihələri icra edilecek. Tezliklə biz bu bölgələrə həyatı qaytarmalıyıq. Çünkü mən orada olarkən gördüm ki, erməni vəhşiliyinin sərhədi yoxdur. Hər tərəf dağıdılır, hər tərəf viran edilir. Ve ayrıdır ki, bu dağıntılar müharibə zamanı olan dağıntılar deyil. Çünkü müharibə zamanı belə dağıntılar olur. Müharibədən sonra, işğaldan sonra onlar bizim tarixi, mədəni, dini irsimizi silmək istədilər. Şəhərlərimizi yerlə bir etdilər ki, heç zaman bundan sonra Azərbaycanlılar o torpaqlara qayıtmasın. Ama səhv etdilər, yanıldılar, bir atı qayıtmışıq, qayıdacağı. Və Qarabağ bölgəsi dünyanın ən gəlişmiş, ən inkişaf etmiş bölgələrindən birinə çevriləcək. Gələn il bizim üçün böyük quruculuq ili olacaq, ilkin tapşırıqlar verildi. Eyni zamanda baxmayaraq ki, hərdən bir ara sıra ateşkəs pozulur erməni silahlı qüvvələri tərəfindən və əfsuslar olsun ki, müharibədən sonra da şəhidlərimiz var. Deyə bilərəm ki, bizdə olan məlumata görə bəzi azad edilmiş torpaqlarda hələ də mövcud olan erməni silahlı birləşmələri
Ermenistan siyasi rehberliğine tabi değiller. Onların birçoğu zararsızlaştırılıp, etkisiz hale getirilip, birçoğu hapsedilip, onlar muharibe esirleri sayılabilmez. Bunlar teröristler. Bunlara imkan verildiği, o cümleden Rusya sürmeralı kuvvetleri bu işlere koşularak imkan verildi ki onlar o bölgelerden çıksınlar. Ve bu teklife riayet edenler çıktılar ve Ermenistan tarafına tehvil verildiler. Ancak bir kısım hala da kalır ve bize karşı terör akları türedir. Buna bakmayarak bütünlükte ateşkes saklanılır. Ben hesap edelim ki bu noyabrın 9'undan 10'una geçen gece imzalanmış beyanatın müsbət tarafıdır. Bununla paralel olarak hal-hazırda biz Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye dəhlizinin formalaşmasına da büyük önem veririk. İlkin tapşırılar verildi. Biz yakın günlerde Horadiz'den Zengilan'a kadar, Ermenistan sərhədinə kadar demir yolunun tikintisine başlayacağı artık teknik iqtisadi əsaslandırma hazırlanır. Kısa müddət ərzində müvəqqəti, yani geçici olarak Horadiz'dan Zengilan'a kadar yolda çekildi. Mən özüm o yolla getmişim. Yani rahat, yüksek sürətlə getmək olar. Və dəmir yolunun tikintisi hesab edirəm ki, maksimum 2 çəkəcək. Ancaq bizim fikrimiz ondan ibarətdir ki, bu yani tarixi gözləməyək. Həm dəmir yolu ilə Horadiz'a qədər, ondan sonra kamyonlarla artıq daşımalar aparıla bilər. Və bu artıq bizim gündəliyimizdə olan vacib məsələdir. Hesab edirəm ki və əminəm ki biz artıq Azərbaycandan Ermənistan, Naxçıvan üzərindən Türkiyəyə ilk yükləri göndərə bilərik və əks istiqamətdən ilk yükləri ala bilərik. Beləliklə noyabrın 10-unda imzalanmış bəyanatın önəmli hissəsi olan Naxçıvan dəhlizinin açılması da həyata keçiriləcək. Və nəhayət son məsələ Türkiyə-Rusiya nəzarət mərkəzidir, monitoring mərkəzidir. Azərbaycan bu məsələ ilə bağlı da öz öhdəliyini yerinə yetirir. Azərbaycan tərəfi indi bu monitoring mərkəzini inşa edir. Ağdam bölgəsində yerləşir və yaxın 10 gün, 2 həftə maksimum bu monitoring mərkəzi hazır olacaqdır. Bildiyimə görə artıq Türkiyə tərəfi də tam hazırdır. Fəaliyyətə başlamaq üçün, yəqin ki, Rusiya tərəfi ilə də siz təmaslardasınız. Nə qədər tez monitoring mərkəzi fəaliyyətə başlasa, o qədər də yaxşıdır. Çünki müharibədən təxminən 2 ay keçməsinə baxmayaraq, hələ də təhdidlər var, təhlükələr var. Nəzarətsiz erməni silahlı birləşmələri bizim ərazimizdə fəaliyyət göstərirlər və onların bir hissəsi çıxmaq istəmirlər, təslim olmaq istəmirlər. Ona görə monitoring mərkəzi mütləq olmalıdır bu təhdidi aradan qaldırmaq üçün və bütünlükdə, gələcəkdə bölgəmizdə barışın, sülhün, sabitliyin təmin edilməsi üçün. Çünki əfsuslar olsun ki, Ermənistanda bəzi siyasi qüvvələr revanşist fikirlərlə yaşayırlar. Açıq bəyanatlar verirlər ki, gün gələcək onlar Azərbaycana qarşı müharibə aparacaqlar, Azərbaycan torpaqlarını işğal edəcəklər. Bu onlar üçün özünə qəsd olacaq. Təbii ki, belə cəhdlər dərhal yerində də aradan qaldırılacaq. Ancaq bu təhdidlər var. Ona görə bu bölgədə monitoring, nəzarət aparılmalıdır və Türkiyə-Rusiya mərkəzi bu funksiyanı əminəm ki, şərəflə yerinə yetirəcəkdir. Əlbəttə ki, vətən müharibəsi Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrini daha da möhkəmləndirdi və sizin iştirakınızla, əziz qardaşımın iştirakı ilə keçirilmiş
her bir para bunu bir de gösterdi. Siz gördünüz ki ne kadar büyük sevince, coşkuya sebep oldu. 10 binlerle, 100 binlerle insan küçelere akıştı. Ve bizim Azerbaycan ve Türk askerlerini karşıladı. Bu bizim birliğimizin numunesidir. Ve paradı seyrederken 2 yıl bundan önceki parada yanımıza geldi. O vakit biz Bakı'nın azat edilmesini, Nuri Paşa İslam Ordusu'nun, Kafkas İslam Ordusu'nun demeli kahramanlığını geydirmiştik. Bu defa ise Qarabağ azat edilmesini geydirmiştik. Yine de beraber ve ebedi de bir yerde olacak. Bir daha hoş geldiniz. Yani çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Zaman ayırdınız, bizleri kabul ettiniz. Bundan dolayı şahsım arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla siz devamlı görüşüyorsunuz ama yine de o bize bir selam gönderdi. Selamlarını size takdim etmek istiyorum. Bu arada geç de olsa doğum gününüzü kutluyoruz. Nice yıllara sağlık ve senlik içinde inşallah liderliğinizi devam ettireceksiniz. Tabii burada bazen duygusal anlar da yaşadık. Biz hiç unutmuyoruz bunları. Arkadaşlarla beraber devamlı konuşuyoruz. Bunlardan birincisi 10 Kasım saat 2'deki konuşmanız. Gerçekten bir zafer konuşmasıydı o. Bunu devamlı hatırlıyoruz. İkinci de bu masada 30 yıl işgale sesini çıkarmayıp seyredip her şey bittikten sonra buraya gelip Minsk olduklarını hatırlayanlara karşı verdiğiniz cevabı da büyük bir zevkle, büyük bir ders olarak orada izleme fırsatı bulduk Türkiye'de. Bundan da herkes gerçekten gurur duydu sizin tavrınızdan dolayı, sağ olun, var olun. Bu Qarabağ zaferi sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten Kafkas tarihinde çok önemli bir yere sahip. Bu hem Türkiye-Azerbaycan ilişkileri bakımından dönüm noktası oldu. Hem de burada Kafkasların geleceği bakımından da gerçekten çok önemli bir adım oldu. Bu da sizin de belirttiğiniz gibi bu zaferin taşlanması için inşallah en kısa zamanda bu ortak merkezin kurulması müteakip bu Nahçıvan ve Zengilen arasındaki bu hattın kurulması ki bu kardeşlerin birbirine buluşması, Türkiye, Nahçıvan, Azerbaycan'ın fiziki olarak da birbirlerine bağlanmasının çok önemli olduğunu takdirinize sunuyorum. Tabii bu 30 yıllık mücadele bittikten sonra ve azatlık gerçekleştikten sonra inşallah önümüzdeki dönemde sizin liderliğinize yapılacak olan yatırımlarla oradaki refah ve huzur da gelişecek, gerçekleşecek, yükselecek ve orası bir cazibe merkezi haline dönüşecek bütün çevre için, Kafkasya için. Burada bu Azerbaycan iadesi, barış huzurunun sağlanmasındaki Azerbaycan'la Türkiye'nin böyle birlikteliği, beraberliği, omuz omuza çalışması gerçekten sadece bugün için değil, gelecek için de çok büyük şeyler vaat ediyor. Ve inşallah önümüzdeki dönemde bunlar tek yürek, tek bilek, tek yumruk olarak devam edecek. Ve dolayısıyla herkes bir şekilde burayla alakalı planlarını yeniden gözden geçirecekler, dikkatli olacaklar diye düşünüyoruz. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Türkiyənin dövlət başçısına çatdırmağı xahiş etdi.